Kış yüzünü göstermeye başladıkça herkesin daha fazla bağışıklık gücü ile ilişkili düşünceler içinde olduğunu görüyorum. Gayet normal. Çünkü bu kış her yılki kıştan biraz daha zor geçecek gibi görünüyor. Korona gündemi özellikle kapalı mekanlara bağlı kalabalıklaşma nedeniyle, okulların açılması nedeniyle, iş hayatının yeniden başlanması nedeniyle biraz daha gündemde olacak. Ve muhtemeldir ki bu kışı biraz daha sadece grip nezle değil, korona gündemi yoğunluğu içinde geçireceğiz. Tabii konu kış, grip, nezle, korona gündemi olunca devreye anında bağışıklık meselesi giriyor. Bağışıklık gücümüzü artırmak hepimizin ilk ve bir numaralı hedefi haline geliyor. Bunun için de uyku, egzersiz, beslenme gibi takviyeler yanında doğal ağız yoluyla alabileceğimiz takviyelere yöneliyoruz. Kimimiz C vitamini kullanıyor, kimimiz propolis kullanıyor, kimimiz vitaminlerin diğerlerinden ya da D vitamininden ya da diğer antioksidanlardan, mesela antosiyaninlerden ya da bakteriyel floramızı güçlendirecek beta glukan gibi prebiyotiklerden veya bağışıklık uyarıcılarından istifade etmeye çalışıyor. Bunlardan birinin de propolis olduğu kesin. Propolis kelime olarak şehir koruyucusu anlamına geliyor ve Romalılardan bu yana bu coğrafyalarda değil, sadece neredeyse bütün Asya Afrika coğrafyasında kullanılan doğal bir ilaç. O ilacı bize arılar üretiyor. Arılar aslında o ilacı kendilerini korumak için üretiyorlar ama tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca pek çok ülkede insanlar propolis'i kullanmışlar. Nezleden, gripten korumak için kullanmışlar, virüs hastalıklardan korumak için kullanmışlar, bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için kullanmışlar, mantarlardan korumak için kullanmışlar. Hatta yetinmemişler kanser tedavisinde, hatta yetinmemişler bağışıklığın pek çok alanında propolisten istifade etmek yoluna gitmişler. Mesela konu alerji problemleri olduğunda bile devreye propolisi sokmuşlar. Yani propolis de bu kış için hepimizin kullanabileceği, çocukların, gebelerin, hatta her yaştaki insanın kullanabileceği doğal seçeneklerden biri. Peki bu seçeneği nasıl kullanacağız? Propolis mideyi rahatsız edebilen bir reçine. Sindirimi zor, hazmı zor bir reçine. Ama içindeki o tonla flavonoid sindirilmediği zaman maalesef tuvalete akıp gidiyor. Dolayısıyla bizim bir şekilde propolisi sindirilebilir, emilebilir hale getirmemiz lazım. İşte bu nedenle suda ve alkolde yapılan çözeltilerinden faydalanıyor. Her iki grup çözeltinin de etkili olduğu kesin. Bunları nasıl kullanılacağı üzerlerindeki kullanım kılavuzlarında var. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Propolis bazı insanlarda alerji yapabilir. Özellikle bala ve arı ürünlerine, arı sokmalarına karşı ağır alerjisi bulunanların propolis kullanımı konusunda biraz daha tedbir almalarında fayda var. Özeti şudur. Bu kış bağışıklık seçeneklerinin arasında propoliste yerleştirin. Özellikle çocuklarınızı antibiyotiksiz büyütmek istiyorsanız, özellikle çocuklarınızı daha güçlü bir bağışıklıkla okula göndermek istiyorsanız bir kenara propolis seçeneğini de lütfen not edin. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum.